Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün genelde böyle iftardan sonra içimize düşen bu tatlı isteğini söndürecek muhteşem bir tatlı yapacağım. Pandemiden ötürü evdeyiz ve genelde dışarıda yemeği tercih ettiğimiz, bunun için seyahat ettiğimiz muhteşem bir helva. Adıyaman peynir helvası yapacağız. Yapım tekniği normal helvadan çok çok farklı ama içerisindeki malzemeler çok tanıdık. Hadi ocağın başına gidelim, sohbet ederiz. Ha, bu arada az bir şey yapacağımı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Malzemelerimiz makul ama bereketli olsun istedim. 2,5 kiloluk bir helva tarifi veriyorum size. Ocağın altını açalım. Ateşimizin altını yüksek açtık. Normalde helva deyince ne olur? Kavurma işlemi akla gelir. Kavurma yok. Önce şerbet. Hey maşallah. Şekerimizi de atıyoruz. Önce güzelce şerbetimizi bir taşım kaynatacağız. Helvacı helva. Ya helva yapmak gerçekten inanılmaz insanı rahatlatan bir şey. Özellikle kavururken falan ben böyle helvaların başında durmaya bayılırım. Çok da helva kavururum. Helvam da meşhurdur yalnız. Şimdi burada belki kavurmayacağız ama az sonra inanılmaz bir İrmiği, bu şerbeti yedirme işlemi var. En az bir kavurma işlemi kadar zorlu ve sabır gerektiren bir iş. Püf noktaları kaçırmayın. Şerbet kaynarken abone olmayanlar abone olabilirler. Şekerin tamamen eridiğini gördük. Ufaktan alttan kaynamayı da görüyoruz. Bütün helvada kullanacağımız yağ miktarı bu. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bunun 1/4 kadarını şimdi şerbete ekliyorum. Hafiften karıştırıyorum ki irmik taneleri hafiften yağlansınlar. İrmik tanelerin yağlanma hareketi de bu olmasa gerek ama olsun. İrmik içeri. Burada sürekli kenarlardan ortaya doğru karıştıracağız. Bu şerbeti irmiğin tamamına çektireceğiz. Altını hiç kısmıyorum. Bir anda çekmesini bekliyoruz. Yalnız burada işlem birazcık tehlikeli. Bakın. Sıçrar, güzel de sıçrar. O nedenle derin bir tencerede yapmanızı tavsiye ederim. Bunun gibi güzel böyle bir helva tencereniz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Çektikten sonra altını kısıyoruz. Ne kadar hızlı karıştırırsanız o kadar az sıçrayacaktır. Yavaş karıştırırsanız çok fazla sıçrar. Tamamen şerbeti çektikten sonra ateşi ayarlamayı unutmayın. Ara ara kısın, ara ara açın. Sürekli aslında açık tutmaya çalışın ama çok fazla patlıyorsa, elinize falan geliyorsa altını kısın. Ocaktan çekmeyin ama. Helva! Şimdi tabii ki tahta kaşık kullanmak iyidir ama kenarları almak için plastik spatula da iyidir. Kenarları çünkü kurumaya başlar böyle. Ara ara spatula ile ortaya almayı unutmayın. Size tavsiyem evde en kuvvetli kimse ona yaptırın. Ya da değişmeli yapın, bereketi daha da çok artar. Şimdi burada yaptığımız işlem aslında şerbetin içerisindeki şeker kristallerinin uzamasına izin veriyoruz. Daha önce yapmış olduğum yaz helvasını izlediyseniz eğer orada da şekeri belli bir dereceye getirip sonrasında bütünleşmesini bekliyorduk. Benzer bir mantığı var bunun da. Biz şu anda her çektiğimizde, her alttan yukarı doğru karıştırdığımızda moleküler olarak şekerler birbirine yapışıyor ve uzuyorlar. Böylelikle daha sakızımsı bir helva oluyor. Bakın kendi kendine uzama efekti var. Böyle bir anda değil, uzaya uzaya gidiyor. Sürekli alttan kaldırmaya başladık. Artık bütünleşmeye başladığında gördüğünüz zaman yağın kalanını ekleyeceğiz. Böylelikle kenarlardaki o parçalar ve içindeki moleküller birazcık daha yağ ile gevşecekler. Neden daha fazla yağ eklemiyoruz, neden tereyağı eklemiyoruz diye soracak olursanız çünkü zaten peynirden muhteşem bir yağ tadı alacağız. Şimdi bu kadar şey anlattın şefim dediniz. Yok alttan kalktı falan filan ama ben ne zaman bu yağı ekleyeceğimi bir türlü tutturamıyorum diyorsanız daha pratik bir yöntem göstereceğim. Tadına bakacağız. Eğer ki ısırdığınızda ağzınızda böyle sakızımsı bir kıvam ve irmikler yumuşadıysa yağ ekleme vakti geldi demektir. Kendinizi yakmayın. Muazzam. Şimdi artık yağımızı ekleyebiliriz. Zaten artık bakın tabandan kolayca kalkıyor. Her çektiğimde neredeyse helvanın tamamı geliyor benimle birlikte. Şimdi yağımızı yavaşça ekliyorum. Hepsini bir anda eklemiyorum. Hafiften şöyle helvanın üzerine gezdiriyorum. Tencereye koymuyorum. Önce yarısını. Cızırtıyı duydunuz mu? Dış yüzeyi pürüzsüzleşti. Kalan yağımızı ekliyoruz yavaş yavaş. Yine helvanın üzerine.
Bu arada helvayı yapan kişi helvadan dilediği kadar yiyebilir. Asla kilo almaz. Helvamızı kendimize doğru çekerek iyice dokuları uzatıyoruz. Helvamız ortada toparlanmaya başladı. Kıvamı şu anda muazzam ve sıra geldi peynire. Burada Adıyaman tuzsuz peynir kullanabilirsiniz. Künefe peyniri kullanabilirsiniz. Sipariş vermek istiyorsanız internetten sadece bu tarif için özel bir peynir siparişi verebilirsiniz. Ama şefim ben uğraşamam ve canım bunu çok çekti diyorsanız tuzu en düşük. Hemen paketin üzerinde yazıyor. Gidiyorsunuz dil peynirlerine bakıyorsunuz. Tuzu en düşük. 1 grama yakın civarda tuzu olan dil peynirini alıyorsunuz ve ekliyorsunuz. Ben de gittim tuzsuz bir dil peynir aldım. Ve ekliyoruz. Peynirden kaçmayalım. Altını kıstım. İyice. Şimdi peynirleri yedireceğiz. İşlem buradan sonra birazcık daha zorlaşıyor bu arada. Çünkü artık iyice çekti. Şeker de sertleşmeye başladı. Meşakkatli kısmı burada başlıyor. Bu aşamada kontrol edemezseniz, eğer dibini tuttururum diyorsanız, yakarım diyorsanız ocağın altını kapatabilirsiniz. Çünkü artık iyice sakızlandı. Peynir eridiği sürece altı kapalı kalabilir. Eğer peynir erimezse altını tekrar açın. Evet. Peynirler erimeye başladılar. Evet, bu sıcaklık yetecektir. Evet. Artık altını da kapattık. Böyle tel tel kopmaları görüyorsunuz. İnanılmaz güzel kokmaya başladı. Kaldırdığınızda sünüyor. Bu helvanın bir özelliği var. Bu helva sıcak sıcak yenir. Direkt yaptınız ve hemen dağıtın. Konuya, komşuya, ailedeki herkese götürün. Apartmanınızı mutlu edin. Yalnız tabii ikram ederken mesafemize dikkat ediyoruz. Şunun kıvamının güzelliğine bakar mısınız ya? Ya bunun şu anda böyle çatalı siz batırmadığınız için dokusunu size anlatamam ama böyle gerçek bir kuvvet uyguluyor size. Çünkü o dövmelerimiz neredeyse benimle beraber geliyor yani. O kadar uzuyor ki peynirler. Ya şu peynirin kopması bile insana mest ediyor. Fıstık opsiyonel. Tarçın da koyabilirsiniz. Bu arada tarçın da çok yakışır. Yani şekeri bu kadar az bile diyebilirim yani. Bunun üzeri dondurma alır, kaymak alır. Her şeyi götürebilirsiniz bununla. Böyle bir kıvam yok ya. Bu kadar emek verdik, yorulduk. Bir aboneliğinizi alırız. İyi Ramazanlar. Bay bay.